Sıcaklıkları aynı olan 200 mililitre 4 molar K2SO4 ve 600 mililitre KNO3 2 molar sulu çözeltileri karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki K artı iyon derişimi kaç molar olur denmiş arkadaşlar. Şimdi burada tepkimeyi yazabilmek önemli. Yani K2SO4 dediğim zaman bana şu ifade yazdırmanız önemli. Nasıl ayrışır arkadaşlar iyonlarına? K artı SO4 eksi 2 şeklinde ayrışır. Doğru mu? Tabi bunun katsayısı 2 olacak çünkü 2 tane potasyumdan oluşuyor. Çok güzel. Bu kalsın. Bir de KNO3'ü yazdıralım. KNO3'ü yazalım. Evet. K artı NO3 eksi. Tabii şuraya artı yazmayı unuttum. Kusura bakmayın. Evet. Bu şekilde. Tamam. Şimdi ilk tepkim sıcaklıklar aynıymış. Şimdi burada molar vermiş. Molar nasıl bulunur arkadaşlar? Molarite. Molarite. M bölü V ile bulunur. Tamam mı? Ben şimdi burada geçiş yapabilmem için moller üzerinden geçiş yaparım. Yani mol eşittir hacim çarpı molarite şeklinde. Tamam mı? Hacmim ne kadar? İlk durum için bakıyorum. 0.2 mililitre. Molar kaç? 4 molar. Yani 0.8 gelecektir. Tamam mı? 0.8 mol gelecektir arkadaşlar. Biz burayı 0.8 mol olarak bulduk. Şimdi bakın. 1'de 0.8'de 2'de nedir? 1'e 0.8'i 2'ye 2 kat olan 1.6 mol gelecektir. Çünkü biz arkadaşlar geçişleri genellikle böyle tepkimelerde moller üzerinden geçiş yaparız. Tamam mı? O yüzden biz ne yaptık? Molünü bulduk. Alt taraftan da molünü bulalım. Yine aynı mantık. Hacimle molariteyi çarpacağız. Kaç? Hacmimiz kaç? 0.6. Molaritemiz kaç arkadaşlar? 2. Buradan da 1.2 mol gelecektir. Şuraya da 1.2 mol yazıyorum. E bakın. 1'e 1 ise 1'e 1. Yani 1.2 mol gelecek. Evet. Evet. Şimdi bakın. Bize potasyum derişimleri vermiş. K artı iyon derişim kaç molar olur diyor arkadaşlar son durumda. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? K artının molar değişimi nedir? K artının molar kaç molar olur diyor. Molarite neydi? N toplam bölü V toplam. Evet molar N bölü V. Yani M eşittir N bölü V ile buluyoruz. O zaman K artı iyon derişimi toplam mol sayısı bölü toplam hacme göre böleceğiz. Hemen işlemi devam ediyorum K artı. Toplam mol sayımız 1.6 buradan 1.2 buradan 2.8 gelecek. Hacime baktığımız zaman 200 artı 600'den 800. Tabii ki de biz hacmimiz litre olduğu için 0.8 olarak göstereceğim. İkisinden de birer sıfır kaydıralım. 28 bölü 8. 4'e böldüğümüz zaman 7. 4'e böldüğümüz zaman 2. Cevabımız K artı iyon derişiminin 3.5 molar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Umarım sizlere en iyi şekilde anlatabilmişizdir. Bir araştırmacı 17 gram sodyum nitrat ve 400 gram su kullanarak doymamış bir çözelti hazırlıyor. Sodyum nitrat tuzunun suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğü varsayıldığında hazırlanan bu çözeltinin 1 atmosfer basınç altında donmaya başlayacağı sıcaklık kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Suyun içine uçucu olmayan bir madde atıldığı zaman arkadaşlar sıcaklığını bulmak isterken mesela su 100 derecede kaynarsa ben içine uçucu olmayan bir madde attığımız zaman mesela tuz attığımız zaman ne olur? Atıyorum 105 derecede kaynar. Bu kaynama sıcaklığı ile ilgili. Donmasında ise tam tersi arkadaşlar. Mesela su 0 derecede donarsa 0 derecede donuyorsa eksi değerlerde ne yapacak? Donmaya başlayacak. Uçucu bir madde attığın zaman. O zaman ben sonucun negatif olacağını biliyorum. Mesela şıklara baktın diyelim. 4 şık, 5 şık var. 3'ü pozitifse 3'ünü elersin. Donmaya başlayacağı sıcaklık negatif olacak. Şimdi formülü delta Td eşittir diyorum. Kd çarpı molarite çarpı iyon sayısı. Tabi bizim artık bu ifadeyi iyonlarına ayrıştırabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu ifadeyi nasıl ayrıştırırım? Sodyum artı 1. Şöyle göstereyim. Nitrat da eksi olur. Değil mi? NO3 eksi olacak. İyon sayımız kaç? 1 buradan 1 buradan 2. İyon sayımız 2'ymiş. Molalite nedir arkadaşlar? Molalite sayısının kütle oranıdır. Bakın şimdi. 1 mol NO sodyum nitrat 85 gramsa 1 molü. 17 gramı kaç moldur? Bunu bulmam lazım. Çünkü bize soruda 17 gram verilmiş. E bakın 5'te 1'i 1 bölü 5'i ise bunun da 1 bölü 5'i yani 0.2 mol gelecek. 0.2 mol bölü verilen çözeltinin yani 400 gram. Yani 0.4 kilogram cinsini alıyoruz. KD'miz de 1.86'ymış. Evet inşallah anladınız arkadaşlar bu soruyu. Bunlardan ÖSYM çok soru sormayı seviyor arkadaşlar. O yüzden burayı iyi anlamaya çalışacağım. 0.2'yi 0.4'e böldüğüm zaman burada 2 kalır. Çünkü 2 katıdır. Bu ikili de bu iki sadeleşir. Cevabımız eksi 1.86 gelecektir delta T'de. Tamam arkadaşlar. Umarım bu soruyu anlatabilmişizdir. Devam ediyorum 8. sorumuza. Evet, şunu uçurduk. Evet bu biraz kolay bir soru arkadaşlar ama bunun da mantığını bilmeye çalışalım. Bir x katısının 20 derecedeki çözünürlüğü 15 gram
bölü 100 gram sudur. Yani 100 gram suda 15 gram X çözünmesi lazım. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram X katısı eklenerek kazanılan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. 500 gram su için arkadaşlar kaç gram X olması gerekir? 5 katı değil mi? O zaman bu ifadenin de 5 katı olacak. 5 katı olabilmesi ne demek? 15 gramın 5 katı 75 gram X olması lazım bu çözelti. Mesela bir çözeltiyi ayar edelim, tamam mı? Bu çözeltide olması gereken X'in gramı 75 gram X. Bize soruda 65 gram vermiş değil mi? 75 gram olması lazım, bize 65 gram verilmiş. Demek ki 10 gram daha eklenmeli. 10 gram daha eklenmeli. Yani bu çözelti doymamıştır. Doymamış. Bakın 75'in aşağısında 75 olsa doymuş bu çözelti diyecektik. Doymuş bu çözelti. 5 gram X katı çözünmeden kalır. Eğer 80 gram verilseydi doğruydu ama 65 gram verildiği için madde eklememiz gerekmekte. 10 gram X katısı çözünmeden kalır, bu da yanlış. Doymuş çözelti elde etmek için 30 gram daha X katısı eklersek, 30 gram daha X katısı eklersek arkadaşlar 20 gram çözünmeden kalır, olmaz. Doymuş çözelti elde etmek için 10 gram daha X katısı eklenmelidir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Dediğim gibi kolay bir soru ama mantığını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar.